Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs öğlen 3:30 sularındayken arkadaşlar fırsat bulabildiğimiz kısıtlı bir süre içerisinde en azından piyasaları tek bir video altında şöyle bir trend durumunu analiz ederek sizlere bilgiyi aktarmaya çalışmak istedim. Öncelikle biliyorsunuz eski yaptığımız en son video arkadaşlar burada 19 Mayıs akşam tarihi itibariyle de yine yüzeysel bir analiz yapmıştık o yüzden. Oradaki özetlere bakamayacağız. Artık pazartesinden günden sonra arkadaşlar tekrardan normal özetlerimize geri dönebiliriz. Ancak bugün yine yapabilirsek bir özet yapmaya çalışacağız sizler için. Öncelikle altın tarafından başlayalım isterseniz. Sonrasında yine gümüş ve dolar şeklinde devam edeceğiz. Evet, altındaki harekete baktığımızda öncelikle ons altında burada halen yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. 1865'lerin üzerinde kalmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bakın burada dün neredeyse en düşük arkadaşlar 1865'lerin birazcık altına geldik ama 1863-63,5'lardan bizim trendin tekrardan yukarı doğru tepki yaptığını gözlemledik. Ve bugün de 1885'lerin geçilmekte olduğunu görüyorum. Yani benim gördüğüm arkadaşlar biz burada 1890'ları kırmaya doğru gidiyoruz zaten. Şu an konuşurken bile artmaya devam ediyor. Ons altında tepe noktalara yaklaşıyoruz. Doğru. Ama bu oradan döneceğimiz manasına gelmiyor. Bizim buradaki dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki 1890'lar. Orası kırılırsa 1903'lere doğru bir hareket olabilirdi. Daha önce de konuşmuştuk. Yani şunu söylemiştik Twitter'dan da yanlış hatırlamıyorsam gösterelim. Ben de hatırlayayım sizlerle beraber. Bulabilirsek tabii. Yoksa zamanınızı almayacağım. Evet. 1875'ler kırıldıktan sonra arkadaşlar bizim burada 1900'lere doğru hareketimiz açıldı diye bahsetmiştik. Bulabilirsem. Evet arkadaşlar burada 19 Mayıs tarihinde ons altında 1875'ler kırıldı. 1900 yolunun açıldığından bahsetmiştik. Şu anda 1890'lara kadar gittik o gün. Ondan sonra tekrar bu kanalın içerisine girdik. Bu kanalın içerisinde kaldığımız sürece 1900'lerden biraz uzaklaşıyoruz diye tekrardan bahsetmiştik. Yani çok hareketli bir piyasa vardı. Tabii ki açıklamalar bunu etkiliyordu. Evet, şu anki harekete baktığımızda da bakın bu paralel kanal içerisinde hareket ediyoruz. Hatta ara destekleri de atmıştık siyah çizgilerle beraber. Şu an 1890-91 bölgesine doğru tekrardan hareket ettiğimizi gözlemliyoruz ve bakın burada kanalın dışına çıkmak üzereyiz. Demek ki bizim burada 1885'lerin üzerinde bir hareket bizi daha üst noktalara taşıyacaktır. Burada da ilk hedefimiz 1903'ler ve sonrasında da burada yine 1930'lar, 1950-60'lara doğru giden bir hareketin öncü noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Yani kısacası ons altında arkadaşlar 1900'lere doğru bir potansiyel oluşmak üzere. Tabii ki kar satışları olabilir, düzeltmeler olabilir ama şu an için harekete baktığımızda bir sıkıntı yok. 1875 dolar üzerinde kaldıkça yoluna devam eder diye düşünüyorum. Hatta kısa bir özetle yapalım burada da kalıcı olsun. Siz de bunları takip edin. Ons ben de takip ediyorum zaten hatırlamak maksadıyla ben de kullanmış oluyorum bu notları. 1875 üzerinde kaldıkça hedef 1890-1903 gözüküyor. Destek dirençleri de yazalım isterseniz yazalım. Tamam, sıkıntı yok. 1875 1867, 1860 direnç noktasında yazalım. 1890, 1903, sonrasında da 1900 onlar var ama onları şimdilik yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Sert bir hareket olursa da gerekirse analiz yaparız arkadaşlar. Şunu buraya kaydedelim ve şimdi gram tarafına geçebiliriz. Gram tarafında geçtiğimiz arkadaşlar burada yine ons altına benzer bir yapıda arkadaşlar. 510'lara doğru gidip gevşemiştik. Tekrardan kanalın içerisine girmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar çizelim isterseniz onu. Şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyorduk. Evet. Burada kanalın içerisine tekrar girmiştik. 504-505 civarında ancak bugünkü harekete baktığımızda kapanışın artık bizim 505'lerin de üzerinde olmasıyla beraber
artık bizim 510'lara doğru giden bir potansiyelimizin oluştuğunu söylemek çok rahat olur diye düşünüyorum. Ve burada da arkadaşlar sizlere şunu söyleyebilirim. 505 üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam edecektir. Şu eski özetleri de silelim ve bunu da üzerine yazmaya devam edelim. Peki gram altında 505 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. 510, 515, arada da 512 vardı. 515 TL hedefler. Destek noktalarında da 505, tabii 508'i unuttuk. 508, 505, 500 TL arkadaşlar şu an için desteklerimiz olarak gözüküyor. Yine kaydediyorum ve şimdi gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafına geçtiğimizde de arkadaşlar ilginç bir grafik var. Burada 27.2'lerin bizim için önemli olacağından bahsetmiştik. Neden? Hatırlarsanız burada bir düşüş trendi başlama riski olabilir demiştik. Ancak ve düşüş trendlerinde de başlarken 27.2'nin önemli olduğundan bahsetmiştik. Ancak arkadaşlar burada düşüş trendine girmeden neredeyse biz 27.2'leri test ettik. 27.3'ler görüldü kabaca. Ancak şu an için ben düşüş trendinin oluşmadığını gözlemliyorum ve burada da hareket halen yükseliş trendi içerisinde. Bizim burada eğer 28 dolarların üzerine atarsak burada tekrardan düzeltme hareketinin bu yükseliş trendi içerisinde devam ettiğimiz günlük bazda söylüyorum ve burada da 28 doların üzerine çıkarsak yükseliş hareketine devam edeceğimiz konusunda bir fikir oluştur diye düşünüyorum. Yani burada biraz garip bir hareket var. İndikatörler negatif tarafı gösteriyor ancak fiyat grafiği halen pozitif tarafı gösteriyor. İlginç bir durum var arkadaşlar. Burada eğer 28 dolarlar yukarı doğru tekrar aşılırsa gümüş tarafında tekrardan güçlenme potansiyeli oluşabilir. Ve burada da dikkat ederseniz şu düşen tarafta karşımıza çıkan seviyede kabaca 28 dolarlardan geçiyor. İndikatörler de bunu gösteriyor daha kısa vadede 5 saatlik vadede. 28 dolarları aşarsak gümüş tarafında da güçlenme potansiyeli artacaktı. Ve yeniden 28.3 seviyesini hedefleyecektir diye düşünüyorum ben. Peki bunu da özete yazalım o zaman. Gümüş onsta düzeltmedeyiz. 28 dolar üzerine çıkarsak tekrar yükseliş trendi başlayacak demiyorum arkadaşlar. Zaten devam ediyor. Tekrardan güçlenecek. Ve burada da 28.3, 28.5 hedef olacak. Eğer 28 aşarsak destek dirençleri verelim. Desteğimiz şu an için tabii ki 27.8, 27.5, 27.2'de de çok önemli bir destek var. Direnç noktasında da karşımıza çıkan 28.3, 28.5 ve 28.9 geçen gün hatta yanlış yazmıştık bunu 27.9 diye. Yine bu seviyede geçerli olduğunu düşünüyorum. Peki özeti şöyle koyalım. Kaydedelim ve gram gümüş tarafına geçebiliriz. Gram gümüş tarafına da geçtiğimizde arkadaşlar burada da bir düzeltme hareketinin gerçekleştiğini görüyoruz. Hatırlarsanız 7.48 üzerinde kaldıkça yükseliş trendimizin devam edeceğinden bahsetmiştik. Bakın burada bir düzeltme, yükseliş, tekrar düzeltme ve yükseliş trendinin devamı olacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Burada da bizim 7.50 üzerinde kaldıkça arkadaşlar güçlü trendin devam edeceği konusunda benim düşüncelerim var. Yine indikatörler ilginç bir şekilde negatif tarafta yani bir negatif uyumsuzluk var ama fiyat hareketleri yukarı doğru devam etmeye devam ediyor daha doğrusu arkadaşlar. Ve burada da dikkat ederseniz 5 saatlik bazda da 7.50'nin üzerine çıkılmasıyla beraber yeniden 7.55, 7.60 noktalarına doğru bir potansiyelin oluştuğunu gözlemliyorum. Yani gram gümüş birazcık daha kendini belli ediyormuş gibi geldi bana. Peki burada da özeti yapalım. Uzatmadan kısa kısa sizlere durumu anlatmaya çalışıyorum. Gram gümüşte 7.50 kırılması ile 7.55, 7.60 hedef artık düzeltmeyi bitirmiş gözüküyoruz.
Yine burada yükseliş trendi güçleniyor. Yani bitmedi arkadaşlar demek istediğim gibi. Sadece düzeltmesini yaptı. Yani şöyle göstereyim. Bakın burada 7.69'lara kadar gittikten sonra 7.45'lere bir düzeltme yaptık. Ve sonrasında da kapanışta 7.46'ların üzerinde olmaya devam ettiği sürece de burada yükseliş trendlerin devam edeceğinden bahsetmiştik. Ve burada da iğnelere dikkat ederseniz alttan da destek geldiğini bizlere gösteriyor. Ve bu noktada da 7.50'ler kırdıktan sonra da düşeni kırdık kısa vadede, yani 5 saatlik vadede. Bizim tekrardan yönümüzün artık 7.55, 7.60'lara doğru bir potansiyel oluşturduğunu bizlere anlatıyor. 7.50 direnç, 7.55, 7.60, 7.60 7 seviyelerini yazabiliriz. Destek noktasında da 7.50 tabii ki çok önemli bir destek. 7.45, 7.46 hatta. 7.41'i de yazabiliriz uzak tarafta. Peki, bu özeti de bitirdik. Şöyle bir koyalım arkadaşlar. Hepsi gözüksün. Ons altın, gram altın, gümüş ons, gram gümüş. Hepsi aynı noktada buluştu. Ve son olarak da dolara geçelim. Dolara geçtikten sonra da arkadaşlar diğer piyasalara bakmaya çalışacağız. Şimdi günlük bazda baktığımızda arkadaşlar burada bizim ilginç bir hareket burada da var. Benim arkadaşlar yani burada sinyal tablosunda aslında 8.40'ın altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diye konuşmuştuk. Belki şunu itiraf edebiliriz. Burada 8.40'tan bir yükseliş trendinin başladığını 19 Mayıs'ta söyleyebilirim. O noktadan sonra 8.43'lere kadar gittik arkadaşlar. Aslında burada iki tane direnç noktası vardı. 8.43 ve 8.47 noktasında iki tane direnç olduğunu anlatmıştık. Ancak ondan sonra arkadaşlar çok fazla hareket yukarı doğru gidemedi. 8.43'leri geçemedi. Ve burada yatay bir seyir olduğu için birazcık analiz sistemimizin oluşturduğu sinyallerde birazcık yanılma olabileceğinden bahsedebiliriz. Yani bunu da itiraf etmekte ben bir gocunma duymuyorum. O yüzden bunu açıklamakta da yarar var. Burada yine teknik analiz setimizde arkadaşlar anlattığım gibi burada yatay bir hareket olduğu için bu gibi durumlarda bazen sinyallerde hatalar oluşabiliyor. Ancak analiz sistemimizde ilginç olan halen benim yükseliş trendinin bozulmadığı. Yani 8.40'dan başlayan yükseliş trendinde yani 8.39, 8.40 civarından başlayan yükseliş trendinin halen devam ettiğini de gözlemliyorum ilginç bir şekilde. Dolayısıyla biz burada da 8.36'nın üzerinde kaldıkça da ben bu yükseliş trendinin ümitlerinin bitmediğini düşünüyorum. O yüzden ben bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğim. Yani ben burada yorumlarımı aslında teknik analize göre yapıyorum. Doğru yorum yaptığımı düşünüyorum. Ancak burada teknik analiz sistemimiz tabii ki yanılabilir. Yani %90-95 arasında bir başarısı var. %100 olması tabii ki mümkün değil. Olabildiğince doğru sinyaller vermeye çalışıyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Bu benim kendi düşüncelerim ve burada da yatay bir seyir olduğu için çok fazla yukarı doğru gidecek bir potansiyel de oluşmuyor. Aşağı da çok gidemiyor. Yani burada ne kadar sinyal vermek o da doğru, o da ayrı konu ama şöyle göstereyim ben size. Sizin daha sağlıklı yatırım yapmanız için veya değerlendirme yapmanız için şöyle bir grafiği tekrardan üçgen yapısını biliyorsunuz. Onu oluşturmam gerekiyor ki daha iyi verimli bir şekilde anlatayım. Evet, şimdi burada sarıya boyayalım ki gözüksün. Şimdi burada arkadaşlar bizim yapımıza baktığımızda çok az bir potansiyel görüyoruz. Yani bizim burada üçgen içerisinde alt noktada 8.30'un önemini anlatmıştık. Hatta 8.30'dan dönmüştük. 8.30'dan 8.40'lardan 8.43'lere kadar gittik. Ama üst tarafta da 8.50'de bir sınır var. Alt tarafta 8.30'da bir sınır var. Yani bu arada bir süre daha hareket etmemiz mümkün gözüküyor. Bir de piyasa 19 Mayıs'ta kapalı olduğu için aslında hareketler yukarı doğru götürmüş olabilir ama bizim piyasalarımız kapalı olduğu için aslında bu da sinyal tablosunu bozmuş da olabilir. Bir gerekçesi de aslında bu. Ve ikincisi de buradaki hareketin burada olduğu gibi yatay şeklinde devam etmesi. Bakın burada olduğu gibi, burada olduğu gibi burada da hareket yatay bir şekilde devam ediyor. Yani bizim burada çok büyük bir hareket beklememek gerekiyor. Hareketin büyümesi için arkadaşlar burada üst tarafta 8.50'yi kırması lazım.
Alt tarafta da 8.32'leri kabaca kırması gerekiyor ki o zaman ciddi düşüş veya yükselişlerden bahsedebiliriz. O yüzden dolar tarafında çok fazla bir yorum yapmak doğru olmayacağını düşünüyorum. Üst tarafta kısa vadede 8.41 ile alt tarafta da arkadaşlar burada 8.30 arasında birkaç gün daha ben hareket etmesini beklerim. Ancak yine analiz sistemimize bağlı olarak 8.36 üzerinde kaldıkça kısacası yine başa dönersek burada yükseliş tarafındaki potansiyelleri ümit ettiğimizi düşünüyorum ben. Bu şekilde özetleyelim. Peki onu da yazalım. Dolar TL'de 8.40'dan başlayan yükseliş sinyali 8.43'e kadar gidebildi. Ancak halen sinyal bozulmuş değil. 8.36 üzerinde kaldıkça. Evet, destek dirençleri de yazalım. Destek burada 8.37, 8.30, 8.36 yazalım. 8.36, 8.32, 8.30. Direnç noktasında ne var? 8.41, 8.43, 8.47 arkadaşlar. Ve ana direncimiz de 8.50 olduğunu. Bunun yanına yıldız atalım. 8.32'de artık 8.30'un yerini aldığı için onun da yanına bir yıldız atmak istiyorum. Yani bizim hareketimiz 8.32 ile 8.50 arasında bir süre daha hareket edecekmiş gibi geldi bana. Buradaki haber akışı hızlanmadığı sürece bu şekilde devam etmesi mantıklıymış gibi geldi bana. Peki, özetimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Kaydediyoruz ve son olarak burada da isterseniz bir Bitcoin ve Ethereum'a bir bakalım. Evet, günlük bazda Ethereum'a baktığımızda arkadaşlar ilk olarak Ethereum açıldı. Ethereum tarafına baktığımızda şöyle bir Fibo seviyelerini açarsak burada karşımıza çıkan 2880'lerin altında kaldıkça burada düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir tepki yükselişi gelmiş ama burada yine 2880'lerin üzerinde bir kapanış gelmezse düşüş trendinin devam edeceğini ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Peki Bitcoin'de ne gözüküyor? Onu da kısaca bir yorumlayalım. Evet, Bitcoin tarafında da arkadaşlar bir toparlama var. Yine burada Fibo seviyelerini çekerek de göstermeye çalışalım. Evet, önemli bir seviyedeyiz. 41.200'lerin üzerinde bir kapanış bizleri kısa vadede 44.500'lere, 44.000'lere götürebilir. Bunun daha öncesi de bir deneme gelmişti aslında. Bakın burada 49.000'leri eğer kırsaydık 53.000'lere doğru bir hareket bekliyordum. Ama 49.000'leri kıramadı. Hatta hatırlayan arkadaşlar vardı ve sonrasında da bizim bir hedefimiz vardı. 35.000'ler. Hatta onun öncesinde de 42.000'ler vardı. 42.000'lerde, 35.000'lerde arkadaşlar gerçekleşmiş oldu. Açıkçası ben 35.000'leri bu kadar erken gelmesini beklemiyordum. Biraz daha uzun vadede yani 1-2 ay sonra arkadaşlar gelmesini bekliyordum. Ancak bakın burada pembe bir çizgimiz var. Bu pembe çizgiye değmiş durumdayız uzun vadede. Bu daha da sert düşüşlerin gelebileceği konusunda bizlere bilgi veriyor. Ancak şu an halen arkadaşlar 35 binler güçlü bir destek konumunda duruyor. Ancak aylık bazda işin kötüsü bahsettiğiniz gibi 51 bin seviyesinden düşüş trendine girdik diye artık bunu teyitlenebiliriz. Az bir zamanımız kaldı. Bir hafta sonra aylık kapanışı yapacağız. Haftalık bazda zaten düşüş trendindeydik. Aylık bazda düşüş trendine girmek üzereyiz. 51 bin seviyesine. Günlük bazda da arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. Eğer 41.200'leri kırabilirsek burada tekrardan bir yükseliş trendine girebiliriz ve burada da hedefin bakın burada da yine daha önceki dip noktası olan 43.700 44.000 bölgesine doğru bir yükseliş trendi başlayabilir kısa vadede. İndikatörler de bunu destekliyor. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Bir de borsaya bakalım arkadaşlar ve sonrasında da videomuzu tamamlayalım. Evet, borsa grafiğini açalım. Evet, borsa grafiğini açtığımız arkadaşlar burada bizim bahsettiğimiz yarım günlük bir kapanış vardı burada. Ve sonrasında tekrardan hareket yukarı doğru gitmişti ve üstten gelen mor ortalama bizi baskılıyordu. 146.500'de ciddi bir direnç vardı. Halen bu direnç geçerli. Ancak yükseliş trendinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizim burada yükseliş trendine devam etmemiz için şöyle kabaca baktığımızda 155.500'lerin üzerinde yani 1450'lerin üzerinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Şu an için 1460'lardayız.
Bir sıkıntı gözükmüyor ancak burada 146.600 yani düz hesap olarak arkadaşlar isterseniz 1450 veya 1470 noktasını baz alabiliriz. Bakın buradan gelen şöyle yapabiliriz hatta bunu kopyalayıp üst tarafa taşıdığımızda bakın gördüğünüz gibi bu kanalların üst noktalarından geçen bir direnç noktası burada bizi karşılıyor ve yeniden bizim bu üst noktaya geçebilirsek tekrardan borsa tarafına refah tarafına geçmemiz için buranın kırılmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani 147 binler kırılırsa borsada o zaman rahatlama olur. Ancak burada bu seviye geçilmezse tekrardan sert düşüşler meydana gelebilir. Bu şekilde takip etmenizi sizlere öneririm. Peki arkadaşlar umarım yine de faydalı olmaya çalıştık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kısıtlı bir vakitte olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalıştık. Hoşça kalın. İyi günler.